Şu Saliha asil kadınmış Molla Bey. Nereden çıktı bu şimdi? Onca zaman beraber olduk. Bir kez olsun sana baktığını görmedim. Molla biraz gururla gülümsedi. Ya demek onu takip ettin. Vay Günlihan Hanım vay. Ederim. Erimsin benim. Seven kıskanır. Neyse ki kıskandığını belli etmiyorsun. Bu da senin güzelliğin. Aradan bu kadar zaman geçti. Sen ne hissediyorsun? Molla durakladı. Uzaklara baktı. Benim kaderim sensin. Kişi kaderini kucaklamalı. Gül hanımın gözleri yaşardı. Adamın yarasına dokunmuştu. Ne gereği vardı? Aşkın damgası silinmez. Kaderimi kucaklayayım bari. Dur kız, gören olacak bu yaşta. Görsünler, helalimsin. Peki şimdi ne yapacaksın? Şimdi yara sarma zamanı. Köylü aşağı inmeli. Bismillah deyip sobanın kulpuna sarılmalı. Yeniden başlıyoruz. Saliha, onu da kasabaya götüreceğiz. Düşman yaktı yıktı. Ben inip bir bakacağım. Toparlanmak zaman alır. Kasaba perişan olmuştu. İnsan unsuru kalmamıştı. Dağlara çekilen esnaf, tüccar, memur ağır ağır kasabaya dönüyor, yıkılan evini yeniden yapmaya çalışıyordu. Neyse ki fukaraya iş çıkmıştı. Köylerden çok adam geldi, inşaatta çalıştı, yıkmak kolay, yapmak zor denilmiş. Hali vakti yerinde olanlar hariç millet varını yoğunu kaybetmiş, Üretim ve ticaret durmuş, kıtlık el vermişti. Bir ölçek buğday, bir sarı liraya gidiyordu. Çamaltı ahalisi köye inince Murat Titiz hoca ile buluştu. Hocam, millet açlık çekiyor. Ne yapmak lazım? Titiz hoca hiç duraksamadan mağaralara depo ettiğimiz unu buğdayı fukaraya dağıtacağız. İhtiyaçtan fazlasını. Vermek istemeyen olursa, Titiz hoca celallendi. Ne demek vermek istememek? Müslüman böyle günde belli olur. Vermeyenin icabına ben bakarım merak etme. Murat köylüyü köye indirmeden bir konuşma yaptı. Düşman işgaline karşı verilen mücadeleyi övdü. Şehitleri rahmetle andı, gazileri selamladı. Köylüler, arkadaşlar, yörükler, şimdi büyük cihada gidiyoruz. Muhaciri karşılayan, evini aşını onunla paylaşan ensar misali fukarayı kucaklayacağız.'' Buralara pek uğramadı ama aşağıda kıtlı kol geziyor. İnsanlar ot yemekti. Şimdi mağaralardaki unumuzu, buğdayımızı köye indireceğiz. Her aile ihtiyacından fazlasını fukaraya dağıtacak. İtirazı olan var mı? Kimseden ses çıkmadı. Sizlerin böyle cemert olduğunuzu biliyordum. Unutmayın, cennetin kapısını cömertler açacak. Yeniden tarlamızı sürüp tohum atacağız. Bağımızı budayıp zeytinlere bakacağız. Haydi Cenab-ı Hak yardımcımız olsun. Ha öküzü olmayana öküz vereceğim. Bir de şu davar sağanlar sütü yağ peynire yatırmasın. Kasabaya götürün çocuğu olanlara ihtiyarlara dağıtın. Murat'ın durumu da pek parlak sayılmazdı. Ticaret durmuş, alacaklarını tahsil edememişti. Gelen giden olmadığı için ne değirmen çalışıyor, ne hanlarda adam kalıyordu. Neyse ki epeyce birikimi vardı. Murat bu kara günleri böyle atlattı. Saltanat kaldırıldı, Vahdettin yurt dışına çıktı. Başşehir Ankara oldu ve Cumhuriyet ilan edildi. Saltanat kaldırıldıktan sonra Büyük Millet Meclisi idareyi ele aldı. Birinci meclis ile kısa dönem bir demokrasi yaşandı. Sonra idareye hakim olan Mustafa Kemal muhaliflerini susturarak Şevket Süreyya'nın deyimiyle tek adam oldu. Devrim çocuklarını yere ediyorlar. Bu doğru ama şu da doğru. O yıllara Rusya'da Stalin, Almanya'da Hitler, İspanya'da Franco, İtalya'da Mussolini devlet başkanıydı. Yani diktatörlük yaygındı. Mustafa Kemal de benzer bir yönetim kurdu. Yandaşları başka türlü olamazdı diyorlar. Bir dizi inkılap yapıldı. Devlet dini vasfını kaybedip dünyevi oldu. Millet yerine ulus inşa edilmeye çalışıldı. Bütün bunlar millete rağmen Millet için yapıldı diyorlar. Acaba doğru mu yapıldı? Bunca yıl sonra durup düşünmek lazım. Sen ne dersin hoca? Doğru mu yapıldı? Aslına bakarsan tanzimattan hatta daha öncesinden başlayan bir çözülme ve batıllaşma vardı. Ahmet Cevdet Paşa mecelle ile orta yolu bulmaya çalıştı. Önemli bir çalışmadır. İslam kalarak çığı yakalama gayretidir. Sultan Abdülhamid Han da bu yolda yürüdü. Ancak Cihan Harbi bizi yolun sonuna getirdi. Mustafa Kemal kurudu denilen 600 yıllık ağacı kökünden kesti. Yerine yeni bir ağaç dikmek istedi. İyi de toprak aynı toprak, su aynı su. Bir gecede, üç günde, üç senede zihniyet değişmez. Hele inanç ve iman hiç değişmez. Zorla güzellik olmaz. Millet gitsin, ulus gelsin demekle olmuyor. Uzatmayalım. Birinci meclisin iklimi sürseydi işler suhuletle yürüyebilirdi. Peki hocam bundan sonra bundan sonra korkarım Kur'an dahi okuyamayız. Aman Allah saklasın ne yaparız biz? Şimdiden tedbir almalı. Yani kötüsü gelirse talebeye okutacak yer hazırlamalı. Saliha'nın taş konağa yerleşmesi. Cumhuriyet ilan edildiğinde Hamit 8 yaşındaydı. Tetis hocadan okumuş hafız olmuştu pek celalli bir çocuktu aniden parlar yakıp yıkardı köy çocukları ondan çekiniyorlardı güçlü kuvvetliydi dedesi onun alevini söndürmek için toprakla dost etmek istedi bir çift sürme merasiminde sabanın devirdiği toprağa yatırdı onu kokla hamit kokla aslımız budur bizim unutma toprağı sev sakın satma toprak satılmaz unutma Hamit ömür boyu unutmadı bu öğüdü ama o sırada onun gözü sürülen tarlaya konup kalkan kuşlardaydı. Koynuna bir yığın taş doldurup kuşları kovalamaya başladı. Merasime katılan köylü gülmekten kırıldı. Kuş taşlamayı tamamlayan çocuk dedesinin yanına vardı. Yavrum neden kuşları taşlıyorsun? Ama dede tarlamıza konuyorlar. Yerde gökte Allah'ındır. Unutma biz sadece emanetçiyiz. Hamit terini sildi. Emanet sözünü anlamamıştı. Murat devam etti. Bu toprakta kurdun, kuşun hakkı var. Hem onlar zararlı böcekleri temizliyorlar. Hamit yeniden kuşlara döndü. Sabanın devirdiği toprak peşinden gidiyor. Ara sıra başlarını indirip kaldırıyorlardı. Dede torun bir sürü sürülen tarlayı seyrettiler. Zaman geçecek, ekinler yeşerecek, daha sonra başak çekecek, yeşil başaklar, rüzgarın önü sıra bir o yana bir bu yana sallanacak, tarla kuşlarının sesi duyulacak. Murat atına bindi, torununu eğerin önüne oturttu. Yüksekçe bir tepeye çıktılar, göz alabildiğine uzanan araziye baktılar. Tarlalarda dört çift öküz dolanıyor, toprak ile güneş buluşuyordu. Bak Hamit, bu gördüğün arazi bizim, yani benden sonra senin olacak, onu koruyup kollayacaksın, tamam mı?'' Tamam dedi. Toprağa iyi bakar, sürer, çabalar, gübrelersen o da sana iyi mahsul verir. Yok arkanı dönüp gidersen, emek vermezsen toprak sana küser. Hamit toprağın küsmesini anlayamadı. Daha sonra bağlara gittiler. Her yan çalışıp çırpınan adamlarla doluydu. Murat komşu bağ sahipleriyle görüştü. Bu yıl havalar iyi giderse hasat zamanı yüzümüz gülecek dediler. Bağcılardan biri Hamit'e Asmanın nasıl budandığını, nasıl üzüm olduğunu, nasıl toplandığını anlattı. Oradan kalkıp zeytinliğe gittiler. Zeytinlerin dibi silme çiçek dolu idi. Hamit çiçeklere doğru koştu. Murat işçilerle konuşurken Hamit bir kucak çiçek topladı. Koşarak dedesine geldi. Bunları hanım nineme götürelim dedim. Murat bu hem öksüz hem yetim çocuğa şefkatle baktı. Gözleri yaşardı. Kasaba yavaş yavaş hareketleniyordu. Evini terk edenler geri dönüyor, sokaklarda ahşap, tuğla, çimento yüklü develer ve beygirler dolaşıyordu. Murat bir uzun süre taş konağın tamiri ile ilgilendi. Yangından nasılsa kurtulmuş bir handa yatıyor, tamiratla uğraşan işçilerin başında duruyordu. Saliha çok ısrar etmiş, hastalar beni bekliyor diye yalvarmış ve kasabaya inmişti. Gerçekten de Yunan'ın yurdu terk ederken yaptığı mezalim sonucu hastane tıklım tıklım hasta ve yaralı doluydu. Saliha hastanede yatıp kalkıyordu. Daire Hasan Efendi ve yaşlı hanımı köyde kalmıştı. Kasabaya ilk indiklerinde Saliha önce kendi konaklarına gitti. Koca konaktan geriye bir iskelet kalmıştı. Kızcağız tüm çocukluğunu, gençliğini geçirdiği konağın enkazı arasında dolaşırken haliyle ağlıyor, her adımda Yarısı yanmış bir eşyaya rastlıyordu. Mesela şu kapkara olmuş koltuk, babasının gözlüklerini burnunun ucuna indirerek gazete okuduğu koltuktu. Sanki babası hala o koltukta ve az sonra Emine Hanım bol köpüklü bir kahve getirecek. Yanmış hatıralar, bir daha geri gelmeyecek aydınlık gürbüz günler, bir yastık kılıfından arta kalan kanaviçe işleme, üzüm salkımları, sarı yapraklar ve bir küçük kuş. Bir koluna girerek onu bu yıkıntının arkasından çekip çıkarıyor. Murat, sağ ol Murat, beni hayata bağladın. Yaşamanın bir manası olduğunu seninle anladım. Kadere razı ve hastane. Genç yaşında kurşun yemiş, çocukların masum bakışları, aşkın bereketli ovası. İşte bu masumiyet, sevmek ve bir karşılık beklememek. Ya Rabbi ne kadar zor. Nihayet taş ganağın tamiri bitti. Zaten yıpranmış olan bu binanın böyle bir tamire ihtiyacı vardı. Odalar bembeyaz alçı ile sıvandı. Dışı toz pembe, pencere ve pervezleri beyaz oldu. Kasabanın ayakta kalan binalarından biri. Bey kızına yakıştı yani. Daha ye Hasan Efendi ve eşi Salih Han'ın eşyaları ile beraber geldiler. Konaktan giden eşyaları da getirmişlerdi. Salih Han Murat'a, bunları beraber yerleştirelim dediyse de Murat yanaşmadı. Ben anlamam. Ayak bağı olurum. Siz yerleştirin dedi. Saliha hastanede görevli olan öteden beri arkadaşlık ettiği İzmirli bir bayan doktorla geldi. İşe başladı. Üç delikanlı hanımlara yardım ediyor. Murat arada bir gelip ne yaptıklarını soruyordu. Yahu arkadaş hanımların bu eşya yerleştirmesi nasıl bir merasim? O koltuk oraya olmadı. Buraya çekin. Kanebe yakışmadı, duvara dayayın, halıyı kaldırın, kilimi serin. Aman düşman başına. Murat bu işe girmediğine çok sevindi. Titiz hocanın şapke ile imtihanı ve harf inkılabı. Şapka karnına çıktı. Şapke ile beraber medeni kıyafet giyilecekti. Nedir o? Ceket, pantolon, frank gömleği, bulunursa kravat. İyi de şapka yok, bunu fırsat bilen birkaç tüccar Avrupa'dan şapka getirdi. Kasabanın tüccarı da vilayete gidip paylarına düşeni aldı. Ama şapka az, müşteri çok. Bu durumda öncelik memurlara verildi. Memurlar zaten geçen asırdan bu yana ceket pantolon giyiyor, krafat takıyordu. Fark sadece şapkadaydı. Fes mi, şapka mı? Bu şapka yüzünden çok kan döküldü. Kurunun yanında yaş dayandı. Yahu molla, Duyduğumuza göre kanun çıkar çıkmaz soluğu vilayette alıp kendine bir şapka vermişsin. Doğrudur. Emir demiri keser. Ha şöyle. Ben ne, neyse de Titiz hocanın asabı bozuldu. Bu ne zulümdür arkadaş. Ben bu alameti küfrü giymem deyip duruyordu. Ne yapacaksın dedim. Uzlete çekileceğim. Yani bir ayağım çukurda. Emri hak vaki olana dek evden çıkmam. Ya cami yanamaz İyice celallendi. Ulan namada da şapka ekleyecek değilim ya. Hoca gerçekten de uzlete çekildi. Camiyi cemaati müezzine bıraktı. Çocukların dersini evinde veriyordu. Fukaralık diz boyu. Memurlar kılık kıyafeti düzeltti ama ya esnaf ya köylü bir takım elbise şu kadara. Millet harpten çıkmış, kıtlık görmüş. Şalvarından bir ip çeksen yüz yama dökülüyor. Bir mintan, bir yelek bir de kuşak o kadar. Başındaki keçe külah delik deşik. Memurlardan bazıları müdürler falan kötü şapka alsa da esnaf, tüccar ve parası olan köylü kasket alıyordum. Arap çavuş kasabada karakol komutanıydı. Epeyce esmer olduğundan ona böyle diyorlardı. Yıllardır bu kasabadaydı. Milli mücadeleye kuvayi milliye katılmış, zaferden sonra yine kasabaya dönmüştüm. Halim Selim bir adamdı. Şapka patırtısında kimseyi incitmedi ama kanun kanundur arkadaş uyacaksınız dedi. Elinde bir gazete dolaşıyor şapkaya itiraz edenlere gazetedeki bir fotoğrafı gösteriyordum. Bakın arkadaş bu Osmanlı Devleti'nin sadrazamı bir konferanstan çıkıyor. Başında ne var? Melon şapka. Siz koca sadrazamdan daha mı iyi biliyorsunuz? Bir zararı olsaydı sadrazam giymezdim. Bu fotoğraflı izahat karşısında söylenecek söz kalmıyordu. Şapka darlığı sona erip köylü kentte iyi kötü bir şapka edinince tuhaf manzaralar zuhur etti. Adam şalvarlı, kuşaklı, yelekli, mintanlı. Başında gıcır gıcır bir kasket. Herkes birbirine bakıp gülüyor. Hani derler güleriz ağlanacak halimize. Titiz hoca evinde darlanınca kendini kahveye atıyor. Köylünün başındaki şapkaları görünce o da tebessüm ediyordu.'' sarı terk etmemişti. Ne diyorsun hoca? Ne diyeyim? Gazi yanlış yerden başladı. Nereden başlamalıydı? Marif. Yani madem medreseler, tekkeler kapatılıyor, o zaman mektep ile medrese, medreseyi mezzetmek lazım idi. Bu kolay bir iş değildir. Ama yapacak alimlerimiz, tecrübeli muallimlerimiz var. Sonra, sonrası sanayi, teknik, ziraat vesaire. Tabi sermaye lazım. Bir zor işte budur. Köyleri teftişe çıkan Arap çavuş sokaktan geçmektedir. Çavuşu görenler külahı çıkarıp şapkayı giyer. Hoca vakır, çavuşa dik, dik bakar. Çavuş hocayı sayar sever. Bir şu kadar seneden beri tanışırlar. Ardında çok namaz kıldı, tebessüm edip geçer. Titiz hoca böyle böyle vefatına kadar sarığı başından çıkarmadı. Ta ki harf inkılabından sonra böyle bir inkılapçı muallim tayin edilinceye kadar.'' Muallim Celil Efendi keskin bıçak idi. İnkılap aleyhinde olanları derhal yukarıya rapor ediyordu. Titiz hocayı da çok takip etti ama bir açığını yakalayamadı. Hoca bu şapka meselesi yüzünden evine kapanınca iyice içine döndü. Nedir bu ümmeti Muhammed'in başına gelenler diye fikretmeye başladı. O arada fikretmeye dursun harf inkılabı geldi yetişti. Milletin asırlar içinde oluşan hafızası karardı. Kitaplar süpaneler, şerhler, haşiyeler, şiirler, sözler sükut etti. Okur yazar olanlar bir gecede kara cahil oldu ve bu inkılap memlekete, millete pahalıya patladı. Peki nasıl olabilirdi? Şöyle, madem Latin alfabesi isteniyor, tamam o da gelsin ama Arap alfabesi devam etsin. Her iki alfabe ile yazılmış tüm eserler milletin emrine verilsin. Nasıl büyük bir zenginliktir bu. Öyle olmadı. Genç nesiller dedelerinin mezar taşını okuyamaz hale düştü. Mazi ile irtibatımız kesildi. Belki de istenen buydu. Şurası bilinmeli ki mazi bizi hiçbir vakit terk etmez. Günün birinde döner gelir. Hoca hemen Molla Murat'ı aradı, buluştular. Korkulan oldum Molla, öyle. Ama ben bekliyordum. Hatta sana tedbir alalım demiştim. Şimdi bunlar Kur'an okumayı da yasaklar. Bir tedbirin var mı? Var, gel benimle. Birlikte Murat'ın büyük samanlıklarından birine girdiler. Dışarıdan belli olmuyor ama samanlığın bir mağara ile birleştiği görülüyor. Hocam, şu mağara ağzını saman çuvalları ile kapadık mı arkası görülmez. ''Ee, arkaya çocukları alırız. Her rahlenin başına bir gemici feneri. Olur mu dersin? Bal gibi olur. İnkılabın esintisi bir süre sonra fırtınaya dönüşecek. Kur'an eğitimi yapanlar tutuklanacaktı. Elinde eski harfi kitap olan kişiler bunları müşambaya sarıp toprağa gömdü. Yıllar sonra yapılan bazı kazılarda ne bileyim işte adam bahçesinde ev yapacak dededen kalan arsaya temel atıyor, kitaplar ortaya çıkıyor, gözyaşları sel olup akıyor. Bu şapka ile harf inkılabı çok can yaktı çok. Geçen seneler içinde mollanın samanlığında bir hayli hafız yetişti. Bunlara samanlı hafızları denir ki hepsi demir hafızdır yani. Serbestli zamanında bir çalışan çocuklar yasak gelince beş çalışmaya başladı. Engeller onları yıldıramadı. Molla hocanın ağzından meseleyi şöyle özetledi. Mektep ile medrese bir yol bulunarak meclis edilmeliydi. Nasıl olacağı tartışılır. Bunun gibi Arap alfabesi ile Latin alfabesi birlikte yürümeliydi. Tevhidi tedisat böyle yapılmalıydı. Yazık olmadı. Dine karşı olanlar sözünü yürüttü. Seneler sonra yapılan dil devrimi de aynı gayeye mentuftur. Dilimizin manevi cephesini teşkil eden ne kadar dini kelime, kavram ve benzeri varsa özelleştirme denilerek ayıklandı. Dil böylece dünyevi hali getirilerek istendi. Ama unutmayın, dil ne sade kitap ne sade sözlük değildir. Dil aynı zamanda hafızadır. Hafsa'yı kazımak, eski harflerle yazılmış bir mermer kitabeyi kazımak gibi kolay değildir. Hatta mümkün değildir ama olan yine yeni nesillere oldu. Asrın başında sadeleşerek kristal hale gelen güzel Türkçe yaralandı, ifade kudretini kaybetti, estetik hüviyetinden uzaklaştı. Yeni nesiller dil fakiri oldukları için kendilerinden 30-40 yıl önce eser vermiş yazarların kitaplarını anlayamaz oldular. Harf inkılabından sonra halka Latin alfabesini öğretmek üzere kasabalara, Köylere muallimler gönderildi. Çamaltı köyüne de bir muallim gelmişti, söyledik. Celil Efendi. Henüz bıyığı yeni terlemiş inkılapçı bir delikanlı. Yanına Arap çavuşu alıp sokakta şöyle kasım kasım yürüdüğünde köylünün canı çok sıkılıyordu. Ama neylersin. Mektepte sabahtan öğleye kadar çocukları, öğleden sonra köylüleri okutuyordu. Geldiği günlerde kadın erkek birlikte derse gelecek diye tutturdu. Nasıl ısrar ediyor? Sizi şöyle yakarım, böyle yıkarım. Devletin emridir, isyan mı ediyorsunuz falan diye. Murat Arap Çavuş'a gitti. Çavuş'um şu çocuğu dizginle lütfen. Ne var? Ne olsun? Kadın erkek birlikte derse geleceksiniz diye tutturdu. Bizi tehdit ediyor. Yapma, tehdit ha. Evet Çavuş'um, bunun kulağını çekin. Yoksa köylü tepesine binecek. Sakın ha, öyle bir eş iş edip kendi elinizle çam altını yakmayın. Ne olur? Ne olacağını şapka isyanlarda gördünüz. Köy temelinden yıkılır, altında kalırsınız. Murat anlamıştı. Yelkenleri indirdi. Anladım çavuşum. Siz şu kadın erkek işini halledin. Ben köylüyü yumuşatırım. Aferin, işte böyle. Efeliğin lüzumu yok. Çavuş genç malimin kulağını çekti. Sen buraları bilmezsin evladım. Bunlar bir köpürdü mü kimseyi dinlemez. Yazık olur sana dedi. Muallim kadın erkek işini köylerin dediği gibi yaptı. Yine de şu Molla Murat denen adamın bakışlarına sinir oluyordu. Bir süre sonra onun yanından geçerken o yıllarda moda olan bir türküyü söylemeye başladı. Molla, Molla kendini kolla. Murat bir duydu bir şey demedi, yutkundu. İki duydu yutkundu. Üçüncü de baktı çocuğun yanına Arap çavuş var. Şahit hazır deyip duvardan atlaması ile muallimin yakasına sarılıp havaya kaldırması bir oldu. ''Çavuşum, şunun çam altının suyuna basıp boğsam ne lazım gelir?'' ''Ne yapıyorsun Molla? Bırak adamı.'' Murat nefesi kesilip kızaran muallimi bıraktı. ''Çavuşa dua et aslanım. Oğlan az biraz kendine gelince seni şikayet edeceğim. Ta vilayete, olmazsa Ankara'ya kadar gideceğim. Git, yetmedi Buhara'ya kadar git. Seyhat olur, imana gelirsin.'' Çavuş çocuğu alıp oradan uzaklaştırdı. Onu sükunet buluncaya kadar dolaştırdı. ''Sana ne dedim Celil Efendi?'' Bunlarla takışmaya gelmez. Hele Molla Murat çok tehlikelidir. Bakarsın bir tenhada seni delik deşik eder. Yok ya o kadar mı? O kadar. Vaktiyle kasabanın kabadayıları buna posta koymaya kalkışmıştı. Bir gece bir tenha sokakta bunlara daldı. Üçünü hastanelik etti. Ben şahidim. Muallim sarardı. Desene ucuz kulturduk. Öyle. Molla Murat'ın konağının inşası ve Hamit'in evliliği. Murat dünyasını terk edince geriye evladiyelik bir şey bırakmak istiyordu. Diyeceksiniz ki ceviz var, zeytin var. Bunlar yüz yıl geçse kurumaz, torununun torununa kalır. Ancak hem zeytin hem ceviz herkeste var. Murat benzersiz bir şey yapmak istiyordu. O kadar ki sadece kendi ailesine değil, Çamaltı köyüne de yakışsın. Sonunda kendi arazisini içine bir konak yaptırmaya karar verdi. İyi de konak nereden çıktı? Cami yap, köprü yap, yol yap, çeşme yap. Bunlar sadakayı cariye. Doğru, Murat bunların tamamını yapmıştı. Köyün mescidini, yerliye çıkan yolunu, çamaltı pınarının araziye dağılan su yollarını hep o yaptırdı. Daha doğrusu onun öncülüğü ve gayretiyle yapıldı. E şimdi geride nesi var? Bir torun, Hamit. Süle sülaleyi sürdürecek odur. Ona layık bir konak yaptırsa fena mı olur? Murat danışmadan iş yapmazdı. Dedik ya tedbirli adam. Kasabadan yapı ustaları getirdi. Tasarladığı 12 odalı konağın planını gösterdi. Bu plan Saliha'nın babası Saffet Bey'in konağının planıydı. Aklında kalmış. Şöyle arazinin tamamını değilse bile epeyce bir kısmını gören, sırtını tepeye yaslamış, ilk katı kesme taş, ikinci ve üçüncü katları ahşap tuğla karışık, kafesli, mahalli mimariye uygun, saçakları geniş bol, pencereli aydınlık bir yapı. Kayseri'den taşçı ustaları getirdi. Ahşap işçiliği yürütecek ustalar aradı. Vilayette yaşlı bir ustadan söz ettiler. Adam artık çalışamıyormuş, yaşlanmış ama oğlu ekibiyle geldim. İşi üstlendi. Babası oğluna el vermiş dediler. Her meslekte bir icazet usulü var. Konak kısa zamanda yükselmeye başladı. Suyu içinden akacaktı. Çam aldı pınarının suyu. İçinde hamamı da olacaktı. Yeni arkadaş bir konak olursa bu kadar olur. Evet, o derece. Konak yapıla dursun, memleketin siyasi hayatında bir fırtına koptu. Nedir o? Serbest Cumhuriyet Fırkası. Gazi Paşa merak etmiş, bu millet hala beni tutuyor mu? Cumhuriyet Halk Fırkası'nın hizmetlerinden memnun mu? Şunu bir test edelim demiş. Paris'te elçi olarak bulunan Ali Fethi Bey'i Ankara'ya çağırmış. Fethi Bey, bir parti kur bakalım. Neticesi ne olur demiş. Fethi Bey partiyi kurdu. Cumhuriyet Halk Fırkasına muhalefet etmeye başladı. Mustafa Efendi, oh ne güzel. Ben de bu mevzu hiç açılmayacak sanıyordum. Ee açıldı. Ne var yani? Şu var. Efendim bu molla var ya bu molla fırsat bu fırsat arkadaş bize iktidar görünüyor diyerek Yavaş gel yavaş. Sözümü kesme. Bize iktidar göründü diyerek hani aç tavuk kendini dara ambarında sanırmış ya o misal derhal at binip kasabaya vardım. Görmüş gibi anlatıyorsun. Elbette oralardaydım. Benden önce gelen olmaz inşallah telaşı ile parti binasının merdivenlerini üçer beşer atlayıp ilçe başkanının karşısına çıktım. Evet. Başkanım ben Molla Murat. Çamaltı köyü ileri gelenlerinden. Ali Fethi Bey'imizin yoluna canım kurban, beni parti listesinin başına yaz diyerek kanlılar gibi yalvararak. Ulan ben niye yalvarıyorum? Onlar bana yalvarsın. Bir masal anlatıyorsun, bari inandırıcı olsun. Beğenmeyen ortanca kızını vermesin. Efendim ha ne diyordum? Partiye fedaya yazılınca, tabi bu arada kalmamış, at binip sürmüş. O köy senin, bu köy benim, Fethi Bey'in propagandasını yapıyor. Umuyor ki bana da bir pay düşer. Yahu yalan, külliyen yalan. Yok böyle bir şey. Peki Monla Bey, doğrusu ne? Doğrusu şu. Evet, serbest cumhuriyet fırkasını duyduk. Ben derhal pirelendim. Gazi sağ böyle bir çıkışa izin vermez. Sonra anlaşıldı ki partiye kendi kurdurmuş. Ne çıkar bundan? Şu çıkar ki partiye kurduran icabında kapatır. Yani danışıklı dövüş. Mustafa Efendi'nin dediğinin aksine uzak durdum. Zaten siyasete hiç heveslenmedim. Bana ters. Ha gençliğimde olsaydı girerdim. İnsan genç iken atak oluyor. Yaşlanınca temkin öne geçiyor. Bizde bir laf vardır. Farisiden gelme. Deryada çok fayda vardır derler. Ama asıl fayda kenarda durmaktır. Türkçesi su. Türkçesi şu. Dibi görünmeyen suya girmeyeceksin.'' Ta şair Nebi'den bu yana böyledir bu. Oğluna nasihat ediyor. Diyor ki çok ileri gitme, geri de kalma, ortada dur. Yani efsatün nas, orta yol, yol budur. Hıh ne yok ne bulaş diyor. Kokmaktan bulaşmaktan iyidir. Nitekim dediğimiz oldu. Ali Fethi Bey'in İzmir gezisinde fevkalade olaylar yaşandı. Ne gibi? Efendim Cumhuriyet Halk Fırkası ve hatta Gazi Paşa aleyhine gösteriler yapıldı. Tabi bunlar Ankara'da hiç hoş karşılanmadı. Fethi Bey Ankara'ya dönünce zılgıtı yedi ve partiyi feshetti. Bu fırtına toplam 4 ay sürmüştür. Ağustos'ta başladı, Kasım'da bitti. Serbest fırka tecrübesi göstermiştir ki halk devrimleri tutmamıştır. Ama bu tecrübeden ders alınmadı. Yönetim giderek sertleşti. Halktan uzaklara düştü. Molla Murat bu dört ay zarfında konağın inşaatını yavaşlattı. Zaten kaba işi bitmişti. Fırtına dinince yeniden başladı. Ustalar ahşap işleri tamamladı. Alçı sıvalar, tavan merdivenler, gusülhaneler, mermen işleri hepsi yoluna girince İstanbul'dan nakkaşlar geldi. Her odayı adet üzerine nakışladılar. Duvarlara İstanbul manzaraları resmedildi. İşte Kız Kulesi, Sultan Ahmet Cami, Boğaz'da gemiler falan. Konağı görenin ağzı açık kalıyordu. Dört dörtlük bir yapı, hatta bir sanat eseri olup çıkmıştı. Bitişinde ahırlar, samanlık, çalışanların kalacağı daireler, tam bir çiftlik yani. Bu sebeple oraya molla çiftliği denmeye başladı. Murat'ın tek bir arzusu kalmıştı. Torunu Hamit'e evermek olan askerlerini de yapmıştı. Çiftliği çekip çeviriyordu. Ona elbette ki bir yörük kızı gerekirdi. Nese eteğini beynini dolayıp at binip yörük köylerini dolaştı. Ne yazık ki yörüklerin çoğu sürü bozup da düze inmişti. E ee, bir kararda kalan Cenab-ı Hak. Bu sebeple Gül Hanım yaylalarda istediği kızı bulamadı. Mecbur düze indi. Neyse ki vaktiyle tanıdığı bir hatunun tavsiyesiyle Cemile'yi buldu. Bulunca ha işte bu dedim. Kız aydan ay, gülden nazik ama kaya gibi bir yörük güzeliydi. Görgüsü, terbiyesi yerindeydi. Ailesi Molla'yı tanıyordu. Can'a minnet dediler ve tabi kız evin az eve olduğundan bunu belli etmediler. Cemile kız, çam kokulu konağa gelin geldi ve Hamit'e dört çocuk verdi. Yusuf, Siyah, Ayşe ve Sefa. Mustafa Efendi'nin izin alması ve destanın yarım kalması. Nerede kaldı bu ihtiyar? Gelir molla, sabret biraz. O olmayınca destan yürümüyor. Onun palavraları, gerdan kırmaları, baston çekmeleri. Tadından yenmez yani. O sırada kahve kapısında biri gelirdi. Ağır ağır cemaate yaklaştı. Mustafa Efendi'nin bu tansiyonu yükselmiş. Hastaneye kaldırmışlar. Deme, Gidelim, haydi şu ihtiyarın hatırını soralım. Sohbet köşesi boşalıyor, şerafetin elinde tepsi boş masaya boş boş makıyor. Böyledir, her şeyin aynı şekilde sürüp gideceğini sanırız. Kainata ve hayata akıl erdirmeye çalışmak boş. Akıl dediğin bir yere kadar. Nasıl gaybe inanıyoruz? Olup bitenler için şöyledir, böyledir demenin bir manası yok. Teslim olmalı. Peki bu destanı okuyan, dinleyen demeyecek mi? Arkadaş, Molla'ya ne oldu? Mustafa Efendi hastaneden çıktı mı? Saliha hala hemşerilik yapıyor mu? Ya Titiz Hoca, ne bileyim ben, her biri için bir destan mı söyleyeyim? İşte su üzerine bir yazı yazdık, geldik gidiyoruz, şu gölgede bir miktar dinlendik. Hepsi bu. İdare edin, hoşça kalın. Kayıp Tarih Defol buradan aşağılık herif defol. Yahu bir dinle bir dinle. Hala konuşuyor alçak. Yıkıl serseri. Yahu baba yapma. Defol pis sarhoş. Sana buraya ayak basmayacaksın demedim mi ha? Demedim mi? Hamit efendi kır atının üzerinde gözleri yerinden oynamış. Boyun damarları şişmiş. Sinirden bir top ateş olmuş. Bir yandan atı oğlunun üzerine sürüyor. Bir yandan da onu acımasızca kırbaçlıyor. Küçük oğlu Sefa Küçük dedikse de var 30-35 yaş. Kollarıyla elleriyle başını tutuyor. Sırtına inen kırbaç darbelerinden korunmaya çalışıyor. Babacığım özür dilerim ama ne özrü olan hayvan ne özrü. Söyleyeceğim bir dakika söyleyeceğim. Son darbe Sefa'nın alnına geldi ve kan. Eline alnına attı Sefa kan. Sonra nefretle döndü babasına. Ulan bunu gavur Müslümana yapmaz. Değil ki baba oğluna dedi ve oğlunun çifte kanatlı kapısına doğru kaçtı. Hamit Efendi dizginlemeye çalıştığı at üstünde hala söyleniyordu. Sen ne anlarsın yavurdan Müslümandan pis sarhoş, alçak, mikrop, rezil. Oğlan kaybolunca az at sakinleşti. Atı döndürdü. Konağa doğru sürdü. Büyük oğlu Yusuf ve onun oğlu Yakup marangoz hanenin kapısında dikiliyordu. At üstünde. Sen şımartıyorsun bu hayvanı sen. Ne yapalım baba? O da bizim kardeşimiz. Kovalım mı? Kovacaksın. Bu avluya bastırmayacaksın. Bak Yusuf bu son ihtiyarım. Ona göre. Oğlunun cevabını beklemeden döndü. Atı konak kapısına doğru sürdü. Orada torunu Ömer'i gördü. Yusuf bulunduğu yerde elinde testere öylece kala kalmıştı. Adam öz oğluna düşman oldu. Nedir bu hus Rabbi Anne Cemile üçüncü kat balkonunda olup biteni izlemişti. Zaten kocasının ilk bağırışına kendini balkona atmış, bir elini yumruk yapıp ağzına dayamış, çıkılık atmamak için kendini zor tutmuş, ardından yetişen gelini ailenin omuzuna tutunarak ayakta kalmıştı. Biliyordu, ağlasa, bağırsa, kocasının önüne geçmek istese, Hamit Efendi daha beter köpürecek, konak halkından kim rastlarsa devirip geçecekti. Adamın öfkesi çılgınca idi. Önüne kimse çıkmasa, Süt köpüğü gibi kaparıp inerdi. Otorisine karşı gelinsin istemiyordu. Cemile'ye bakılırsa melek gibi bir adamdı. Büyük oğlu marangoz Yusuf yumuşak başlıydı. Gel gel, git git. Onunla bir problemi olmadı. İkincisi Ziya Sinsi Nemrut para göz ve haindi. Daha küçük yaşta babasının yasağını delerek ticarete atılmış, güya epece para kazanmıştı. Bu servetin kaynağı terzi melahat idi. Aslında o da değil de hasta kocası. Adam miras yedi. Ziya bu aileye sinizce yaklaştı. Melahat ile gayrimeşru ilişkiye girdi. Zavallı kocasının emlakını satıp savdı. Adı emlakçı Ziya'ya çıktı. Adam öldü. Malı Melahat'a kaldı. Hamit Efendi Ziya'nın kasabada yükselişini adım adım izlemişti. Doğrusu böyle bir evladı olduğu için utanıyordu. Halbuki okul yıllarında yani ilk mektep, orta mektep sıralarından nasıl sessiz, sakin bir çocuktu. Mer o sükunetin altında bir yanardağ fokur diyormuş. Sefa bir kasırganın önünden kaçar gibi babasından kaçıp çiftliğin kapısından kendini dışarı attı. Orada bir araba bekliyor. Düşe kalka arabaya ulaştı. Bindi. Bas kaza bas. Şoför parlak perçemli bir delikanlı. Arabayı çalıştırırken dikiz aynasından Sefa'ya bir göz attı. Kaptan, peder seni fena gagalamış. Mendil vereyim mi? Sefa aynı aynaya baktı. Kanama sürüyor. Mendilini çıkarıp bastırdım. Zevzek, gazla dedim sana gazla. Parlak perçemli olan öyle bir gazladı ki arabanın lastikleri canı çıkan bir hayvan gibi inledi. Sefa'ya kaptan demişti. Doğru, o bir kaptandı. Hem kasaba futbol takımının uzun yıllar kaptanlığını yapmıştı hem denizde teknesi varken. Gerçi ortağı Hakkı Baba onu kaptanlığa geçirmemişti ama olsun. Kasabalı sanki adını unutmuştu. Kimse onu Sefa diye çağırmazdı. Kaptan aşağı, kaptan yukarı. Bu kaptanlık ta ilkokuldan bu yana üzerine yapışmıştı. Çünkü Sefa ilkokulda futbol ile tanışmış, olağanüstü yetenekleriyle bu oyunda sivrilmiş, Okul takımının kaptanlığını bileğinin hakkı ile alıvermişti. Futbol bir tutkudur. İnsanı pentisine aldığı zaman bir daha bırakmayan bir tutku. Onunla yatar, onunla kalkarsınız. Aşk gibi, kumar gibi, pervanenin ışığa koşması gibi. Seyircinin futboldan aldığı zevk bir ise oyuncunun bindir. Hele bir de gol attıysanız, hele bir de takım galip geldiyse, o gol vuruşu, o topun ağır ve dönerek kaleye gidişi, kalecinin umutsuzca uzanışı, topun onun ellerinin geçerek ağlarla buluşması. işte o an. Topa vuran adamın bittiği andır. Tabiri caiz ise topu şehvetle takip eder, kasılır, bekler. Geçen süre ne kadardır acaba? Topa vuran için saatler gibidir. Nihayet gol. Uğuldayan tribünler ve onlara doğru koşan adam. Niçin koşuyor? Zaferini kutlamak için. Artık arenada rakibini devirmiş, ayağının üstüne basmış bir gladyatör var. Böyle midir? Yoksa gol puanı alan adam bir ton yükü sırtına mı almıştır? Ağırlığı altında adeta ezilmiştir de golü attıktan sonra tüy gibi hafiflemiş midir? Evet bir zevki, bir tutkuyu tarif etmenin, kelimelere dökmenin imkanı ne kadardır? Futbolcular şu satırları okuduklarında ne derler? Sadece anlamsız bir şekilde gülümseyerek içlerinden Yazar efendi boşuna çırpınma bu anlatılmaz bir şey mi derler. Galiba öyledir. Esasen hiçbir zevk, hiçbir tutku dile getirilemezdir. Kelimeye döküldüğü an kendinden kaybeder. Canlı beden geside dönüşür. İşte bizim ilkokul öğrencisi Sefa futbola tutulduğunda yukarıda anlatılanları yaşamaktaydı. Defterinin arasında futbolcu resimleri, doğrusu yaratılışı, fizik gücü bu oyuna çok müsait idi. Bir kere 100 metreye neredeyse 10 saniyede koşacak kadar süratliydi. Bu sürat belki başkasında da bulunabilir. Ama Sefa'nın farkı şurada. Böyle bir coşkuyu topla beraber yapabiliyor. İstediği anda topa basıp durarak rakiplerini çim dolduruyordu. Kıvrak çalımlar atıyor. 3-4 kişiyi peş peşe izliyordu. İlkokulda topa vurması ve isabet kaybetmesi zayıftı. Bunu da ortaokulda onu keşfeden beden eğitimi hocası telafi etti. Antrenmandan sonra Sefa'ya en az yarım saat kaleye şut attırarak hem topa hızla vurmasını hem isabet kaydetmesini öğretti. Sefa daha ortaokul takım kaptanı iken bir şöhret olmuştu. Maçlarını seyreden futbol tutkunları, bu çocuk var ya bu çocuk, ileride üç büyüklerle oynar, alan kazanır bunu diyorlardı. Sefa futbol uğruna sık sık okulu kırıp kasaba takımının maçlarına, antrenmanlarına gittiği için babasını okula çağırıp defalarca uyardılar. Zaten dersleri zayıf idi. Hamit efendi oğlunun okumasını istiyordu. Aileden bir okumuş adam çıkmalıydı. Bu adam Sefa olsun diye onun bir dediği iki edilmemiş, bayağı şımartılmıştı. Sefa da okumuş adam olmak ister, babasının gözüne girmek isterdi belki ama bir futbol yıldızı olmanın yanında okumuş adam kaç bere derdi ki aklı almıyordu Sefa'nın. Futbolcu olsa kötü mü olacaktı? Hamit Efendi oğlunun aklından bu futbol fikrini çıkarmak için çok uğraştı. Didindi. Hatta bu yolda onu defalarca dövdü. O dövdükçe Sefa futbola bağlandı. Evden, aileden soğudu. Babasına bayağı düşman oldu. Düşe kalka liseye geçmişti. Dersleri hala zayıf, çok zayıf. Sefa'nın umrunda değil o artık lise takımının kaptanı ve kasabanın yıldızı. Yakışıklı çocuk kızlar ona bayılıyor. Pek çok kız arkadaşı oldu ama o yıllarda düşük kasabada kız erkek arkadaşlığı hangi boyutlara ulaşabilir ki? İşte iki mektep, bir kurtulmuş çiçek, fotoğraf falan el ele tutuşup gezmek dahi zordu. Bir istisna oldu. O da kara kısmetin kızı Neşe. Neşe anası gibi pervasız bir kızdı. Kara kısmet için roman diyorlardı ama o romana kurban olayım. Lakin biz roman değiliz diyerek bunu reddediyordu. Çok esmerdi. Belki bu yüzden roman benzetmesi yapılmıştı. Kocası Reşat'la beraber pazarcılık yapardı bunlar. Pazarda cedikse öyle sebze meyve falan değil. Tuhaviye, çarşaf, çeyiz, parça kumaş. İşte bildiğin halk pazarı. Zaman sonra Reşat ince hastalığa yakalanıp öldü. Kısmet'in cadde kenarında bir evi vardı. Daha doğrusu üst ev. Altı dükkan. Dükkanda bir yorgancı barınıyordu. Adamın işleri kötü gidince dükkanı boşalttı. Kısmet oraya bir halk pazarı açtı. Neşe Kız Sana En Süslene gidiyordu. Atletizmde başarılıydı. Sefa ile tanışması bir yarışmada gerçekleşti. Gençlik ve Spor Bayramı'nda olabilir. Kasabanın okulları yarışıyordu. Neşe girdiği her yarışı kazanmıştı. Enstitü takımı Sefa'nın lisesini yendi ve bu mağlubiyet Sefa'ya çok dokundu. Koştu, sevinç çığlıkları atan enstitüdü kızların arasında daldı. Ona mani olmaya çalışmışlardı ama işte olan olmuştu. Sesler kesildi ve neşe ile Sefa karşı karşıya kaldı. Kazandın ama sıkıysa benimle yarış. Neşe gözlerini kısarak oğlanı şöyle bir süzdü. Aslında tanıyordu ama hava atmanın tam sırasıydı. Olur, ama uzun mesafe isterim. Kısa mesafede sefaya geçemeyeceğini biliyordu. Bu teklif bir tuzaktı ve sefa bu tuzağa düştü. Nasıl istersen, üç bin olsun, olsun. Hadi, iyi olan kazansın. Her iki takımın hocaları ve taraftarları da heyecana kapılmıştı. Bağırış çarış arasında yarış yapıldı. Sefa 2000 metreden sonra tıkandı. Neşe bir kısrak gibi gidiyordu ve kazandı. Yeniden karşı karşıya geldiler. Sefa kızı tebrik etti ama laf sokmadan edemedi. Kaybettim. Gam değil, aşkta kazanırım. Kız onun gözlerinin içine baktı. Sonra küçümseyen bir eda ile hıh dedi. Saçlarını geriye attı. Kıvra kıvra gitti. Sefa için bundan böyle futbolun yanında bir de neşe vardı. Tanışmalarının üzerinden birkaç gün geçmişti ki Sefa kıza bir mektup gönderdi. Tahmin edersiniz işte. Bir ergen mektubu buluşalım, konuşalım diyordu. O zamanlar çıkma lafı yoktu henüz. Kızı kasaba parkındaki çay bahçesine davet etmişti. Doğrusu ben şöyle süslendi, böyle heyecanlandı. Kalbi küt küt atmaya başladı gibi tasvirleri sevmiyorum. Bunlar eskidik cılkı çıktı. Zaten günümüz gençliği bu lafları aldırmıyor. Onlar için önemli olan aksiyon. Uzatmayalım. Kız geldi. Baş başa bir masaya oturup semaver çayı içtiler birbirlerinin gözlerinin içine bakarak eridiler. Bu sevda dillere destan oldu. Çünkü hem kaptan hem neşe öyle kural falan tanımıyor, sahilde el ele geziyorlardı. Kısmet'in halk pazarı önünden geçen kasabalı kadınlar laf atmaya başladı. Kız kısmet, elin oğlu neşeyi götürüyor. Sen burada otur, oldu mu ya? Hoşt, halt etmişsin sen. Kızım kaptanla sözlü. Kaptanın şu mağazını yoksa ben kapatırım ha. Kasabalı kısmetten çekinirdi. Pazar yerinde vuku bulan kavgalarda kaç kişinin başını yarmış, gözünü patlatmıştı. Erkek gibiydi valla. Kocasının ölümünden sonra silah taşıdığını görün olmuş. Eh hakkı var yani. Bir evde iki yalnız kadın. Bu aşkın alevleri arasında Sefa'yı okuldan attılar. Tasdikname değil, bayağı kovdular. Çocuğun zaten okula ilgisi kalmamıştı. Kaç zamandır gitmiyordu. Hamit Efendi sefayı silmişti. Hiç ilgilenmedi. Sadece harçlığını kesti. Kimseye muhtaç olmasın diye eve barka gelmeyen bu serser için büyük oğlu Yusuf'a para bırakıyor. Sefa da gizlice gelip alıyordu. Son geldiğinde para yok denince delirmiş. Ağabeyine sövüp saymış. köz kös yatıp kalktığı Kale Spor Futbol Kulübü'ne dönmüştü. Çare yok. Başkandan isteyecekti. Madem ki Hamit Efendi arpayı kesti, başkan bizi bestesin. Koca takım kaptanı aç ve açıkta mı kalsın? Başkan ileride birincilik takımlarına, kim bilir belki de üç büyüklere büyük paralar karşılığı satmayı düşündüğü genci elinden kaçırır mı hiç? Bir dediğini iki etmedi. Hatta çok istediği için altına bir de motosiklet çekti. Sefa arkasına oturttuğu neşeyle kasaba sokaklarından rüzgar gibi geçiyor, tüm gençlerin ağzını suya akıyordu. Helal sana be kaptan. Bu tezahürat Kalesifor'un oynandığı tüm maçlara yayıldı. Kaptan defalarca omuzlarda taşındı. Oluşan güzel havadan istifade etmek isteyen Neşe her buluşmalarında oğlana hadi söz keselim, hadi nişan yapalım diye asılıyordu. Sefa bu hücumları sükunetle atlatmaya çalıştı. Kızı ikna edecek akıllı cevaplar verdi. Ama sevgilim Görüyorsun beş kuruş param yok. Ben nasıl nişan yaparım? Koca Hamit Bey'in oğlusun. Babamı karıştırma. Neden ama? Yahu beni silmiş bir kere. Hiç olmaz. E ne olacak o zaman? Tasalanma bir tanem. Önümüz açık. İlk transferi mi yapayım? Para bende. Neşe suratını asarak. Aman dillere destan olduk be. Bu destane iki yıl arak verildi. Kaptan askere gitti. O sıkıntılı günlerde iki aşık mektuplarla idare etti. Eh o zamanlarda cep telefonu yok. Gençlerin neredesin aşkım buradayım aşkım diyecek halleri yok. Açıyorlar en güzel aşk mektupları kitabını seçiyorlar bir mektup düşeniyorlar. Ya böyle bir kitap vardı unutulmuştur. Kaptan askerdeyken de antrenmanlarına devam etti. Birliğinin futbol takımında oynadı. Formunu kaybetmeden döndü. İyi ki dönmüş. Kale sporun zirvede oynandığı günler. Başkan yalvarıyor. Haydi koçum gün bugün şu son iki maçı alalım sonra dilde, dile benden ne dilersen. İlk maçı alıyorlar. İkinci maç Nazilli Spor ile. Nazilli ile Osralar başa güreşiyor. Zaten büyük kasaba onu neden şehir yapmazlar anlamış değilim. Fenerbahçe yönetim kurulundan bir saat o günlerde Nazilli Nazilli spor başkanı ile de işbirliği yapmış. Maça birlikte geldiler. Müsabakanın ilk dakikalarından itibaren Fenerbahçe yöneticisinin sözleri sefada. Topu ayağını her aldığında yüreği havalanıyor. Yahu bu çocuğu kimse görmemiş mi? Bu ne sırat? Bu ne çalım? Bu ne futbol zekası? Gerçekten de kaptan o maçta Nazilli'yi arkasına taktı sürükledi. Bir de şık gol attı. Eh o kadar olur. Fenerli yönetici iş ortağına ben bu çocuğu aldım gitti. Para önemli değil. Şimdi İstanbul'a gidiyorum üç gün sonra döneceğim. Aman şu işi bitirelim diye kanlılar gibi yalvardı. Nazilli başkanı ne desin? Aslında o almak ister ama bu işte para konuşuyor. En iyisi komisyonu alıp aradan çekilmek. Maçtan sonra gidip Kalespor spor başkanını tebrik etti. Adamı bir kenara çekip meseleyi anlattı. Herif havalara uçtu. İşte bu, işte bu. Hem kendi, hem kulüp, hem sefa kurtulacak.'' Ama bu müjdeyi saklamalı. Etrafı uyandırıp yaygara çıkarmamalı. Üç gün sonra sefayı alıp Nazilli'ye gelmeli. Şu işi suhuletle bitirmeli. İşte yıldızın parladığı an budur arkadaş. Takım otobüsü dönüş yolunda. Hava yağmurlu, yol kaygan, her yanı sis basmış. Otobüsteki herkesin kafası iyi, şoför dahil. Boru değil, Nazilli'yi bitirdiler. Şarkılar, türküler birbirini takip ederken Yukarıdaki hava raporundan anlamışsındır aziz okuyucu. Otobüs şarampole yuvarlanır. Sefa gözlerini hastanede açar. Başında babası. Baba sen misin? Hamit Efendi'nin gözü yaşlı. Ne de olsa o bir baba. Evet yavrum. Ne oldu bana böyle? Hiçbir şey hatırlamıyorum. Dur kıpırdama. Kaza geçirmişsiniz işte. Yok ya ölen var mı? Bırak şimdi. Sefa kafasını öte yana çeviriyor. Bütün aile orada. Annesi, ağabeyleri, Ayşe ablası. Hepsinin gözü yaşlı. Hepsi endişeli. Sefa'nın gözlerinden yaş boşanıyor. İşte aile bu. Zor zamanda bizi kanatları altına alan sığınak. O sırada doktor geliyor. O, burası çok kalabalık olmuş. Arkadaşlar, Sefa'nın bir şey yok. Hadi siz çıkın. Ben yalnız konuşacağım. O da başaldıktan sonra Sefa titreyen sesiyle ayağa kalkabilecek miyim doktor?'' Doktor sefanın altına ateşine bakıyor. Onu şefkatle okşuyor. Elbette kaptan, tasalanma. Ya futbol, sen hele bir iyileş, o zaman anlarız. Ölen oldu mu, siz bilirsiniz. Bunları düşünme sen, iyileşmeye bak. İlaçlarını iç, stres yapma. Doktor çıkıyor, kapı önündeki kalabalığa. İyidir kaptan, başını üşüşüp yormayın. En fazla 10 dakika, oracıktaki hemşireye. On dakika sonra kimse kalmasın. Kalabalık yeniden odaya doluyor. Daha sonraki günlerde bu ziyaretler devam etti. Annesi Sefa'ya zeytinyağlı yaprak sarma getirdi. Çok severmiş. Arkadaşları da geldi. Eleni ile annesi Sofi geldiler. Bunlar meyhaneci. Kaptanın çok kere kafayı bulup sabahladığı mekanı işletiyorlar. Sofi civarda ünlü bir halk hekimi. Ben bu yaraları tezden iyileştiririm ama işte aması var diyor. Sezai, Çengel Ahmet, malzemeci Tombalak, bir de şoför Abdullah Hamit ölmüş. Çok yaralı var. Başkan ucuz atlatmış. O da ziyarete geldi. Tabii Fenerbahçe meselesini hiç açmadı. Sırası mı yani? İlk genellerden biri neşeydi. Onu unuttuk. Ailenin hastaneden ayrılmasını beklemiş. Daha sonra görevlilere Hemşireleri aldırmadan sevgilisine koşmuştu. Neyse ki karşısına kimse çıkıp onu engellemeye kalkmadı. Çıksaydı vurup devirecekti. Gözü dönmüştü. O gözü dönmüşlükle Sefa'nın odasına daldı. Hıçkırıklar arasında oğlana sarıldı. Kız yavaş, kaburgalarım ağrıyor yavaş. Kim dinler kaburgayı sancıyı? Oğlanı öptü, kokladı. Rabbim seni bana bağışladı diye ağladı. Gün günü kovaladı. Sefa koltuk değnekleriyle hastaneden çıktı. Bir bacağı hala alçıdaydı. O halde eve yerleşti. Oh ev gibi var mı? Bir eli yağda, bir eli balda. Ne isterse yapılıyor. Ama bu da bir yere kadar. Sefa gibi yere göğe sığmayan bir adamın eve kapanması ne demek? Tek eğlencesi aşağıya Yusuf ağabeyinin marangoz atölyesine inmek. Orada ara sıra gelen müşteriler ile konuşuyor, tavla oynuyor, daha çok da Yusuf ağabeyinin zeka özürlü ama bir o kadar sevini tek evladı Yakup ile şakalışıyordu. Yakup 15 yaşındaydı ama genç irisi. Yakup seni evrelim mi? Olur. Kimi istiyorsun? Fatma'yı. Hangi Fatma? Fatma Girik. Orada olanlar kahkahaya boğuluyor. Oğlan da beyaz dişlerini gösterip kara sürmeli gözlerini açarak gülüyor. Şaşkın. Ne var yani olmaz mı? Olur Yakup olur. Sen iste yeter ki. Marangaz Yusuf daha ilk mektepteyken yönünü tayin etmişti. Bir yandan okula giderken öte yandan camide Kur'an öğreniyordu. Zamanla cami ağır bastı. Oğlan daha o yıllarda hafız oldu. Hıfzını tamamlaması Hamit Efendi'yi çok sevindirdi ama beri yandan okumaya devam etmesini istiyordu. Bu istekle oğlanın öğretmenine gitti. Öğretmen açık sözlü biriydi. Lafı hiç dolaştırmadı. Hamit Efendi sen bu çocuğu bir sanata ver. En iyisi bu dedi. Hamit Efendi düş kırıklığını uğradı. Ama olsun bir sanat demek altın bilezik demek. Yusuf'u marangoz yanına verdi. Yusuf askere kadar kasabada marangoz yanında çalıştı. Askerlikten sonra evlendi ve babasından dükkan açmak için izin istedi. Hamit Efendi dükkan işini hoş karşıladı. Hay hay dedi. Oğlana sermaye verdi. Takım tezgah alındı. Yusuf kasabada marangozluğa başladı. Lakin devir değişmişti. Öyle ahşap mutfak aletleri, sini, merdane, tekne yaparak geçim zordu. Üstelik dükkan kira, Yusuf babasına yük olmak istemiyor. Eski ustasına gitti. Dükkanda müşteri beklemekten bıktım be usta. Haklısın, bizim bildiğimiz marangozluk devrini tamamladım. Ne yapayım dersin? Artık emekliye ayrılıp hacca gitmiş, sakalı salmış yaşlı adam kafasını kaşıdı. Sonra sen önce kiradan kurtul. Atölyeyi konağın altına taşı. Konağın altına mı? Elbette. Ben o konağın ahşap işlerini yaptım. Gençtim o zaman. Konağın altında ambarlar yok mu? Var. Eh işte onlardan birini atölye yapacaksın. Geniş, ferah. Dünyanın kerestesini alır. Diyelim oldu. Kim gelir, kim gider oraya? Ha, işi sandalyeye çevireceksin. Kapı pencereye. Ne sandalyesi? Bildiğin kahve sandalyesi. Hadi hadi yaptık diyelim. Kime satacağım? Yahu dolaşırsın etrafı, komşu köyleri, kasabaları, hatta vilayete bile gidersin. Yazlık sinemalar ister bunu. Yusuf düşündü. içinden sandalye ha dedi. Yüzü aydınlandı. Sipariş alırım. 50 yüz. Nafaka çıkar. Sağ ol usta. Öyle yapalım. Ben meseleyi babama açayım bir. Hatta sen de gel. Destekle beni. Olur. Sade sandalye değil. Kapı pencere de yaparsın. Kasabada inşaat artıyor. Haklısın. Saf, temiz bir adam olan Yusuf o gece aldığı kararı eşi Ayla'ya anlattı. Ayla da sevindi bu işe. Hem Yakup'u alırsın yanına yetiştirirsin. Oğlan okuyamaz biliyorsun. Ancak sen elinden tutarsan. Yusuf yer yatağında uyuyan Yakup'a baktı. Talihsiz evladım benim. Seni el elinde bırakır mıyım hiç dedi. Oğlan kaç yıldır ilkokula gidiyordu ama ancak okumayı sökebilmişti. Bir de toplama çıkarma öğrense okuldan alacaktı. Küçük çocuklarla beraber aynı sınıfa gidiyor, onların alaylarından kurtulamıyordu. Öğretmenin de bu çocuğu okuldan al, fazla çektirme demişti. Neyse ki Yakup kendisiyle alay edildiğini anlamıyor, gülenlerle beraber gülüyordu. Yusuf fazla beklemedi. Çocuğu okuldan aldı aileyle birlikte yemeği yiyip odalarına çekildiklerinde çocuğu toplama çıkarma öğretmeye çalışıyorlardım. Sonunda başardılar. Yakup hiç olmazsa 5-5 daha 10, 50-50 daha 100 demeyi öğrenmişti. Bu dersler ders sırasında o kadar yoruluyordu ki parmaklarını sayarken uyuyakalıyordu. Annesi onu öper, koklar, yatağına yatırırdı. Neyse ki altını ıslatmıyordu. Düşünün şükredecek ne çok sebep var.'' Cenab-ı Hak bu çifte başka çocuk vermedi. Bu yüzden Yakup da bir kıymetli hale geldi. Bu gibi çocukların bir garip tarafı belli bir alanda çok kabiliyetli olmalarıdır. Yakup 8-10 yaşlarından itibaren tahtaya çivi çakmayı, keseri parmağına vurmamayı öğrendi. Daha sonraki yıllarda babası ona marangozluk zenaatının inceliklerini gösterirken ahşapla olağanüstü bir iletişim kurdu. Gözü de güçlüydü. Rendelenmiş bir gürgenin neresinde ufak bir eğim var fark ederdi. Babasının sağ kolu oldu. Dedesi onunla iftihar etti. Yusuf'un işleri artıp bir başka yetişmiş elemana ihtiyaç duyulunca eski ustasının çıraklarından İskender'i kalfa olarak aldı. Bu ekip bu atölyeyi tüm kasabaya ve civardaki ilçelere hatta vilayete tanıttı. Yüklü miktarda sandalye siparişi alıyor, sabahlara kadar çalışıyorlardı. Ne zamanki yazlık sinemalar bir bir kapanmaya başladı. Naylan tabureler, sandalyeler, ardından pencereler çıktığı işin tadı kaçtı. Artık çeşmeden akan su azalmıştı. Yusuf, İskender'le kafa kafaya verdi. Yerini asla naylona vermeyecek olan kapı yapımına yönelme kararı aldı. İnşaatlar artıyor, yazlıkçılar çoğalıyordu. İyi kapı nasıl olur bunu etüt etti. Vilayete gitti. Avrupa kapılara birinci sınıf malzemeye baktı. Boyacılarla konuştu. Evet, iyi mal yapacaktı. Pahalı ama kaliteli. Bu kapı kararını alma konusunda Galip Hoca hayli etkili olmuştu. Hoca emekliye ayrılan eski imamın yerine geldi. Bir süre sonra kendini saydırdı, sevdirdi. Eh, yumuşak huylu güleç, gayretli bir adamdı. Dinli bilgi bakımından derya idi derya. Böylesi Çamoluk köyüne gelmemişti ailesiyle birlikte hem cami avlusunu hem imam evini hem de imama ait bahçeyi elden geçirdi. Oraları çiçek gibi yaptı çiçek. Çiçek dedikse gerçekten çiçek. Adamla bir çiçek merakı vardı. Her yanı çiçeklerle donattı. Köylü onu Molla Murat zamanında görev yapan efsane isim Tetis Hoca'ya benzetiyordu. Bununla da kalmadı evinin bitişiğine merdivenle çıkılan bir sohbet odası yattı. Öyle ya sohbeti mescidin içinde yapacak değildi. Misafiri orada ağırlar, orada yiyip içerlerdi doğrusu. Misafir çok seviyordum. İki oğlu vardı ki altın altın. Misafire çok hürme, çok hizmet ederlerdi. Daha sonra Galip Hoca'nın bir nakşi halifesi olduğu anlaşıldı. Cami cemaatinden bir kısmı ona intisap etti. Aralarında Yusuf Usta da vardı. Bunlar pazartesi perşembe geceleri sohbeti hatmaya başladım. Bir zaman sonra cemaatten Galip Hoca'ya mürit olmayanlar bayrağı çekti. Eh burası küçük yer. Her meşrepten insan var. Şöyle diyorlardı. Cemaati ikiye böldüm. Bizim Müslümanlığımızı beğenmiyor mu? Şartı mı hatmaya katılmak? Yo şart değil. Zor da yok. İsteyen katılır. İbadeti zikri arttırıyoruz. Fena mı? Yapmayın arkadaşlar. Köyün adamı ikiye ayrıldı. İkilik çıkarmayın. Ne ikili? Kahvedeki Müslümanlar, tekkedeki Müslümanlar. Yani biz kahve milletinin adamları olarak ne yapıyoruz? Yatsıdan sonra bir çay içip iki lakırtıdan sonra eve gidiyoruz. Bizi aşağılamanın ne alemi var? Yok, sizi aşağılayan falan. Sohbete isteyen katılır, istemeyen gelmez. Bu kadar basit. İş burada kalmadı. Şeyh uçmaz, müritler uçurur diye bir söz var yani. Müritler şeyhi uçurdu, ötekiler karşı çıktı. Galip Hoca ne kadar uğraştı, ne kadar orta yolu bulmaya çalıştıysa da tarihten gelen bu münakaşanın önüne geçemedi. Hamit Efendi bir gün Yusuf'u karşısına aldı ve ''Oğlum senin bir köşede bir miktar birikmiş paran olmalı, onca senedir çalışıyorsun.'' dedi. Yusuf bu sözlerin nereye varacağını merak ederek bekledi. Araya girmedi. Ben de yardım edeyim sana bir damperli kamyon alırız. Madende çalışır. Ha ne dersin? İyi de baba. Kamyon başa bela. Şoför maaşı, mazot, yedek parça, arıza derken el elde baş başta olur. Kamyonculuktan kim zengin olmuş? Niye Volvo Niyazi var ya? Ona bakma sen. Parayı kumarda kazandı diyorlar. Hem ben birikimimi arsaya yatırdım. Ne? Ne arsası? İhvandan bazı arkadaşlar sahilde arsa alıyorlardı. Ben de katıldım. Her sene ikiye katlıyormuş. Benim neden haberim yok? Şey, kızarsın dedim. Anlaşıldı. Şey efendinin emridir bu. Gizli kaldım. Ama baba, ama deme bana, ama deme. Bak oğlum, Kur'an-ı Kerim'de ana baba hakkı var. Her şeyden önce gelir. Öyle şey falan geçmiyor. Sen bunu git Galip Hoca'ya sor. Evladı ile babasının arasına girmesin. Hamit Efendi bunları dedikten sonra cevabı beklemeden kalktı. Yusuf derine daldı. Efendi Hazretlerine nasıl sorarım bunu? Olmaz. Ya Rabbi, iki dağ arasında kaldım. Yardım et bana. Sorunun cevabı tasavvufta var mıdır acaba? Bilmem ki. Yusuf daha sonraki yıllarda bu ikilemi aşamadı. Bir takım insanlara sordu, cevaplar aldı ama tatmin olmadı. Şeyhine sormaya da cesaret edemedi.'' Babası ara sıra onu çiftçiliği gezmeye götürüyordu. Yusuf bu gezintiden mutlu değildi ama baba işte ilgili görünmeye çalışırdı. Hamit efendi bu, kaçın kurası, ona tuzak sorular sorardı. Yusuf nedir bu yeşil tarla? Yonca elbette, bilemedin buna fi derler, hayvan yemi. Baba ben ne bileyim fi nedir, yonca nedir? Bileceksin evladım, bileceksin. Sizi büyütüp bu boya getirerek bu toprak işte. Bunu dilini bileceksin. Kardeşlerinin biri hayırsız, öteki kafasız. Bari sen öğren de gözüm arkada kalmasın. Baba kızma ama ben bu ziraat işini sittin sene olsa öğrenemem. Ne kabiliyetim var ne hevesim. Benimkisi keser ile testere. E peki benden sonra ne olacak bu topraklar? Bilmem satılır belki. Yazlıkçılar çok para veriyor. Hamit Efendi çileden çıkaran bu işte.'' kükremeye başlıyor. Toprak satılmaz efendi satılmaz. Milyon verseler satılmayacaksınız. Kıtlık zamanı sizi kim doyuracak? Ulan bir teneke altın verseniz bir ekmek alamazsınız. Şaka baba şaka. Sizin bu toprağa vurgun olduğunuzu biliyoruz. Elbette bir kolayına bakarız. Hamit efendi sakinleşiyor. Ha şöyle. Yusuf'un kullandığı traktörden iniyorlar. Baltayı, dahrayı, testereyi alıyorlar.'' Su kıyısındaki kara ağaçlara girişip budamaya başlıyorlar. Bir zaman çalışıp yorulduklarında bir ağaç gölgesine oturup nevaleyi açıyorlar. Taze yufka ekmeği, tulum peyniri ve kara üzüm. Bu yorgunluk üzerine bu nevale ilaç oldu ilaç. Yusuf bu da bir güzellik ama ahşap kokusunu tutmaz diye düşünüyor. Sonra babasının toprak hakkında dediklerine geliyor. Babam haklı. Her yanı yazlıkçılar, Kooperatifler doldursa buralar beten olur beton. Ne bir çiçek kalır ne bir kuş. Tesadüf bu ya tarla kuşu tam o sırada ötüyor. Yusuf nedir bu kuş ne güzel ötüyor diye kuşu görmek üzere etrafa bakıyor. Göz alabildiğince uzanan biçilmiş sarı ekin tarlaları. Hamit Efendi at üstünde küçük oğlu Sefa'yı kırbaçla dövdükten sonra bir süre hareketsiz kaldı oğlanın sağa sola yalparayak nasıl kaçtığına, çiftliğin kanatlı kapısından nasıl çıktığına baktı. Aslında sakin olması, öfkesini yenmesi gerekiyordu ama oğlanı görünce kan tepesine çıkıyordu, elinde değildi. Döndü, konak kapısına yöneldi. Torunu Ömer oracıkta az önce şahit olduğu şiddet karşısında korkmuş, donmuş, öylece kalmıştı. İrileşen gözleriyle dedesine bakıyordu. Hamit Efendi, çocuğu delirteceğiz, böyle sahneleri görmesi iyi ama işte oldu bir kere diye düşündü. Atından sarkıp 7-8 yaşlarındaki Ömer'i yakalayarak eğerin üzerine oturttu. Kır at ağır ağır yürümeye başladı. Ne oldu korktun mu? Korkma küçük dayının yaramazlığı bu. Yaramazların dersini vermek lazım. Ama sen yaramaz değilsin. Bu sebeple seni çok seviyorum. Eğildi. Oğlanın saçlarından öptü. Dede beni su başına götür. Ömer dedesiyle birlikte çiftliği gezmeye çıktığında hep bunu istiyordu. Orada bir göze kaynıyordu. Hamit Efendi ona tahta oluk yapmış, çeşme gibi akıtmıştı. Yumuşak, tatlı bir su. Korunun hayvanı ara sıra oraya su içmeye inerdi. Tavşanlar, üveyikler, keklikler. Ömer orada bir keresinde tavşan görmüş ve çok heyecanlanmıştı. Ne zaman su başına varsa tavşanı göreceğini sanıyordu. Bu defa tavşanı göremedi. Tavşan nerede dede? Bilmem saklanmıştır o. Kızdı Ömer. Yerden iki taş alıp çalılara fırlattı. Bir iki kuş havalandı ama tavşan oraya çıkmadı. Hamit Efendi göze suyundan içti. Avucu ile Ömer'e de içirdi. Su başındaki aşlama armutundan kopardı. Parmakları ile yokladı. Yumuşamış. Demek ki olgunlaşmış. Hadi biz yolumuza gidelim. Dönüşte o tavşana bakarız. Hadi. Ömer çalıklara doğru umutsuzca iki taş daha attı. Hamit Efendi torununu sık sık ata bindirip çiftliği gezdiriyor. Ona ağaçları, bitkileri, sebzeleri, meyveleri tanıtıyordu. Ömer daha bu yaşta buğday ile arpayı ayırt edebilir olmuştu. Arazi sürülmeye başladığında çocuğu mutlaka tarla başına getirip sürülmüş toprağa yatırır. Kendisi de yeterdi. Toprağın kokusunu alsın, ona sevdalansın diye. Zeytin hasadı yapılırken, bağlar bozulurken, kavun karpuz toplanırken, biçer döver çalışırken Ömer mutlaka orada olurdu. Hamit Efendi aşlama armudun birini kendi yiyor, ötekinin torununa veriyor. Oh, mis gibi kokuyor mübarek, tatlı, sulu. Bak oğlum, bu toprak bana dedemden kaldı, benden sonra size kalacak.'' toprağın kıymetini ne yapmak lazım? Bilmek lazım. Ömer dedesinden bu sözleri o kadar çok duymuştu ki hem soruları hem cevapları ezberlemişti. Toprak ne yapılmaz? Toprak satılmaz. Aferin. Toprağa ne yapmak lazım? Toprağa bakmak lazım. Bakmak ne demek? Sürmek, suyunu gübresini vermek demek. Aferin. Kır at arazinin meşe korusu ile bitiştiği yerdeki keçi yolunda yürüyordum. Traktörler, Kamyonlar çiftliği çepeçevre kuşatan tel örgülerin uzandığı aşağıdaki şosede işlerdi. Hamit Efendi meşe korusuna, kuş kuşburnulara, baharda küpren menekşelere, dörtübeceye daha yakın olsun diye bu yolu seçmiş, kır atı bu yola yakıştırmıştı. At nedir ki o da tabiatın bir parçası, tıpkı öküz gibi. Ama öküz öldü, yazık. Yerini traktöre terk etti. Neyse Hamit efendi atını defne yaprağını koklar gibi koklar, onu saatlerce tımar eder, onunla konuşurdu. Kırat ara sıra mırıldanır, başını sallar, Hamit efendinin elinden şeker yer, adama sevgiyle bakardım. O bir canlı, ne motor ne karbüratör. Dede torun ağır ağır biçilmiş tarlaları, zeytinlikleri, üzüm bağlarını geçtiler. Arazinin sonuna geldiler. Orada kır at durdu. Çünkü aşağıda göletin başında birileri vardı. Hamit Efendi dikkatle baktı. Endişelendi. Bir polis arabası dalgıçlar ve polisler. İçinden Allah Allah ne oldu acaba dedi. Atından indi. Ömer'i de indirdi. Hayvanı bir ağaca bağladı. Ömer sen burada az dur. Ben bir bakayım göl başında ne olmuş. Evet arazinin sonunda bir gölet vardı. Yağmur suları burada toplanıyor. Daha aşağılara sus arazilerin sulanmasında kullanılıyordu. Hamit Efendi bir kalabalığa kavuştu. Ne olmuş? Bir ceset bulundu efendim. Nerede? Sudan çıkardık. Hay Allah kim acaba? Henüz belli değil. Bakılacak. Ama bir kadın cesedi. Hamit Bey bir ara karakola uğrayın. Sebep? Olayla ilgili bir bilginiz var mı? Onu sorarlar. Gölet arazisinde bitişik ya. Yok ama. Olsun siz uğrayın. Polisler Hamit Efendi'nin şaşkın bakışları arasında cesedi bir kamyonete yükleyerek gidiyor. Hamit Efendi arkalarından bakarken kim bu kadın, kim öldürmüş olabilir? Hay Allah, bir bu eksikti. Evlattır, ayırt edilemez. Lakin analar oğullarına, babalar kızlarına düşkündür. Hamit Efendi de tek kızı Ayşe'yi çok severdi. Öyle ki dizi dibine oturtur, sırma gibi saçlarını akışar, benim altın kızım altın derdi. Kız ilk mektebi bitirdi, serpildi. Artık kasabadaki biçki dikiş kursuna gidiyordu. Köylük yerde kızlar tez evlenir. Ayşe'nin akranları bir bir evlendi. Kadınlar bir araya geldiklerinde ''Kız Ayşe evde kaldın be yok mu bir yavukluğun falan?'' derlerdi. Ve kızcağızın yanaklarını pençe pençe kızartırlardı. Çok isteyen olmuştu ama Hamit Efendi hepsini geri çevirmişti. Anası Cemile, Hamit Efendi ile yalnız kaldıklarında ''Bey, kızın kısmetini kapatma, yazık.'' diyor. Hamit Efendi anlaşılmaz bir inatla ''O daha çocuk.'' diye cevap veriyordu. Aslında kızının bir gün gelip yuvadan uçacağını biliyor ama bunu bir türlü kabul etmek istemiyordu. Kaderde ne var ise etme merak, uyma kendi nefsine, hakkın emrine bak denilmiş. Ayşe'nin kısmeti de elbette bir yerlerde bekleyip duruyordu. Her işin bir eşref saati var. O saat gelip çattığında Ayşe bir arkadaşıyla birlikte kasabanın tek eczanesine uğradı. Kolonya ile el kremi alacaktı. Kalfa siparişleri tezgahın üzerine koyup paket yapacağı sırada göz göze geldiler. Öylece kaldılar. Ayşe'nin birlikte geldiği kız durumu anladı. Manidar bir ses tonu ile tanışıyor musunuz diye sordu. Ayşe neden sonra uykudan uyanmış gibi Hayır dedi. Kalfer Ecep gülümseyerek ilkokulda birlikteydik demesin mi? Ayşe al al olan yanakları ile sanki suç üstü yakalanmış gibi ya hatırlamıyorum hangi sınıf? Ben beşteyken siz üçte idiniz. Sınıf arkadaşı değildik ama herkes sizi tanırdı. Nedenmiş o? Recep yutkundu. Size okulda parmakla gösterirlerdi dedi. Dediğine pişman oldu ama iş işten geçmişti. Ayşe gözleri çakmak çakmak kolonya ile krem kutusunu kaptı sertçe. İyi günler dedi ve arkadaşıyla beraber çıktılar. Arkadaşı nedense kıkır kıkır gülüyordu. Ayşe ona da çıkıştı. Gülme Asuman gülme. Yoksa şu çantayı kafana geçiririm. Bu Recep köyde hanım anne diye bilinen dul bir kadının oğlu idi. Tek evlat. Kadının kimi kimsesi yok. Çok yardımsever, tatlı dilli, marifetli bir kadın.'' Düğünlere onu çağırırlar, yemekleri yapar. Kına gecelerine onu çağırırlar, gelinin kınasını yakar. Bulgur kaynatan, mantı döken, yün yıkayan, pekmez yapan, hasılı köylük yerde ağır işi olan hanım anneye başvurur. O da elinden geldiğince herkese yardımcı olur. Çok sevilen, saygı gören bir kadın. Evi fukara evi ama bir temiz, bir titiz. Ya dök yala, bir misafir ağırlar, sanırsın bey sofrası kurulmuş. Cömert. Dini bütün, yani arkadaş yeter anlattığınız. Oğlu Recep kasabanın tek eczanesinde kalfa. Hem kasabada, hem köyde, hem civardaki yerleşim yerlerinde ne kadar hasta varsa tanır onu. Neden? Çünkü iğneleri o yapar. Bu sebeple bir adı da iğneci Recep. Yarı doktor sayılır. Hastaların ilaçlarını götürür. Nezle, grip kabızlık, tansiyon ve benzeri gibi belirli rahatsızlıklara merhem olmaya çalışır. Ağır hastaları, çocukları hastaneye taşır. Anası gibi yardımsever, merhametli bir çocuk, hem de yakışıklı. Bir düğünde de Ayşe ile yeniden karşılaştılar. Düğün evinin geniş avlusu var. Erkekler bir yanda, kadınlar öte yanda. Yenildi, içildi. Delikanlılar damadı oyuna kaldırdı. Davul zurna kırılıyor. Gençler kah karşılıklı oynuyor, kah halay çekiyor. Etrafta seyirciler, oğluna kız beğenen analar, o kalabalıkta yavuklu görmeye çabalayan kalbi kabarmış kızlar. Derken Recep seyirciler arasındaki Ayşe'yi gördü. Oyuna kalkmıştı. Bir döndü, baktı orada. Göz göze geldiler. Bir döndü, yine baktı, yine orada. Şevk ile toprağa diz vurdu. Bir daha baktı. Ayşe'nin yüreği ağzına geldi. Bu ne heyecan. Heyecan elbette. Oğlan sürekli bakıyor. Kendisi tuzağa düşmüş bir kuş gibi çırpınıyor. Daha sonraki günlerde Recep, Ayşe'nin kız arkadaşıyla ona iki mektup gönderdi. Birinin zarfı içinde haliyle bir gül vardı. Lakin Ayşe ona cevap vermedi. Demiş ki ne bu mektup falan niyeti varsa anasını göndersin. Recep durumu utana sıkıla anasını anlattı. Hanım bir yandan sevindi. Hani hani Efendi'nin kızı bu. Öte yandan endişelendi. Koca kanağın kızını bize verirler mi acaba? Yine de anadır. Oğlanın cayır cayır yandığını anlamış olmalı ki eteğini beline bağlayıp Cemile Hanım'a vardı. Olup bitene anlattı. Gençler birbirini görmüş beğenmiş demeye getirdi. Ama Cemile Hanım hiç oralı olmadı. Beye bir danışayım dedi. Kestirip attı. Kadın Aklı erkek hakkından her daim üstündür. Bunu, bunu, bunu söylerim. Cemile Hanım işi kocasına açmadan önce Ayşe'nin ağzını aradı. Doğrusu bu değil mi? Ayşe sükû tekrardan gelir makamında hiç ses esmedi ama anası onun yüz kızarıklığından, nefes alışından işi anladı. Kızımız Recebe boş değil. Bunu böyle söyleyince Hamit Efendi'nin tepesi attı. Ne demek boş değil? Kızı kendi keyfine bırakırsan ya davulcuya varır ya zurnacıya diyecekti ki vazgeçti. Ayşe'nin melul mahzun bakan iri gözleri gözünün önünden geçti. Çağır kızı dedi. Ayşe geldi. Babası onu küçüklüğünde yaptığı gibi dizine yatırdı. Saçlarını okşamaya başladı. Ne bu yani? Koca kız. Çocuklar ne kadar büyürse büyüsün, ana baba gözünde çocuktur. Ayşe'ye benim altın kızım der gibi nedir bu iş diye sordu. Kız yine sükûte gömüldü ama bir yandan titriyor, o titreme dudaklarına yayılıyor, her şey aşikar oluyor. Hamit Efendi fazla üstelemedi. Karısına ben oğlanla bir konuşayım dedi ve konuştu da. Recep oğlum Ayşe konakta büyümüş bir nazik çocuktur. Yükünü çekebilecek misin? Çekeriz sayenizde efendim. Beni karıştırma Şöyle diyeyim efendim ben bir eczacı kalfasıyım ama yakında evet yakında şöyle ki efendim bir arkadaşım var eczacılık mektebinde okuyor bu yıl mezun olacak. E tanırsınız Yüncü Hacı Abdullah'ın oğlu yok ya hangi oğlundan kamyoncu Sefer'in oğlu vay be Sefer oğlanı okutmuş ha. Evet İrfan Arkadaşın adı İrfan hani eczacılık okuyor ya meslektaş sayılırız çok samimi olduk. Özetle mezun olunca birlikte bir eczane açacağız. Hamit Efendi Recep'in kendine güven duyan edasına bayılmıştım. Deme eczane ha ama var zaten. Var da efendim kasabanın nüfusu günden güne artıyor. İleride iki değil belki beş eczane olur. Hem herkes rızkını yer. Doğru bak delikanlı seni sevdim. Kızıma talip olmuşsun bunu da anlarım. Ben senden iki şey beklerim. Saygı ve sadakat. Hem eşine hem bize. Dürüst olduğun sürece kızımı el üstünde tuttuğun sürece arkandayım. Recep Hamit Efendi'nin eline sarıldı. Teşekkür ederim efendim. Sizi mahcup etmeyeceğim. Ayşe'yi usulüne göre istediler. Köyün ileri gelenlerinden kadın erkek bir kişiye bir derece bin patronu gelmişti. Yenildi içildi. Allah'ın emriyle kız istendi, nikah kıyıldı. Düğün dernek Ayşe ile Recep muradına erdi. Hamit Efendi düşündü. Eşine dedi ki, Cemile Hanım, kızı Recep'e verdik. İyi güzel ama yerleri dar. Acaba bunlara bir ev yapsak? Doğrudur. Hanım ananın evi fukara evi. Ayşe'ye göre değil. Her ne kadar Ayşe bundan şikayet etmese de konağı özlediğini inkar edemeyiz. Ee, bu çocukları konağa alsalar hanım ana razı gelmez. Onuruna dokunur. Hem Recep dahi razı gelmez. Üç güveysi olur. Ne yapmak lazım gelir? Hamit efendi konağın yanına müstakil bir ev yapmayı karar verdi. Hanım ana Cemile kadın ağzından bu haberi alınca hiç alınmadı. Yakışır dedi. Ancak ilave etti. Oğlumla gelinimi en az haftada bir yanıma isterim. Ev inşaatı bitinceye kadar... Recep de İrfan ile ortak olup eczaneyi açtı. Artık Hamit Efendi kasabaya her inişinde damadının iş yerine uğruyor, ılhamurunu, ada çayını orada içiyordu. Cenab-ı Hakk'a Ayşe'ye önce iki kız, sonra bir oğlan nasip etti. Az önce bahsi geçen Ömer bu çocuktu. Sefa'nın can havli ile bindiği taksi yol ayrımına kadar geldi. Şoför, Kaptan nereye? Kulübe mi? Eleniye mi? Eleniye. Eleni annesi Sofi ile bir meyhane işletiyordu. Bu işletme onlara Eleni'nin babası Yorgo'dan kalmıştı. Yorgo'nun ailesi mübadelede Yunanistan'a gitmemiş, nasılsa Türkiye'de kalmıştı. Yorgo'nun vefatından sonra zaten onun sağlığında da meyhanede çalışan kızı ve karısı dükkanı devranmış, kasabada pek meşhur olan mezeleriyle işletmeye devam etmişlerdi. Ara sıra Sofya'ya soran olurdu. "Neden gitmedin?" diye kocasının duvarda asılı post bıyıklı fotoğrafını göstererek "Ben bu toprağın çocuğuyum. İşte kocam, şu da onun biricik balık ayıklayıp ciğer doğradığımız mermer tezgahı. Dedelerimin, kocalarımın mezarları burada. Hatıralarım burada, komşularım burada. Onları bırakıp nasıl giderim?" diyordu. Eleniye gelince o da aynı hissiyatı taşıyordu. Buna sevgilisini koydu eklemeli. Nikon'un ailesi gitmiş, kendi kasabası da kalmıştı. O yıllarda kasabada bir Rum okulu ve az sayıda öğrenci vardı. Niko onları bırakmamış. Ne zaman ki öğrenci iyice azalıp okul kapanınca Niko'yu kasabaya bağlayan bir şey kalmamış. Günlerce Sophie ile Eleni'ye yalvarmış. Gidelim buradan. Bizde başka kimse kalmadı demiş. Ama ne anası ne de kızı buna razı olmuş. Niko aşkının içine gömerek Yunanistan'daki ailesinin yanına gitmiş. Yıllar sonra onu hala unutamamış ve evlenmemiş olan Eleni'ye sevgilisinin evlendiği haberi gelmiş. O da çekmiş kafayı, çekmiş kafayı. Niko'nun duvarda babasının yanında duran fotoğrafını aldığı gibi çöpe vermiş. Eleni'ye kimse asılamaz. Tersi pistir. Saygı uyandıran bir duruşu vardır. İyidir, iyilik severdir. Fukara, perverdir yolsuz kalmış esnafın hesabını veresiye tutar, zaman sonra bu hesabı da yırtar atar, cömerttir. Kaptana karşı garip bir bağlılık içindedir. Onu bir dost, bir sevgili, bir çocuk, bir kardeş, yaralı bir kuş gibi görmektedir. Aldığı darbeler ile her geldiğinde sefayı kucaklar, dizine yatırır, parlak perçemlerini okşar, teskin ve tedavi eder. Sefa bu hiç istismar etmedi. Eleniye olsun, Sofiye olsun saygıda kusur etmedi. Ailesinden görmediği yakınlığı bu meyhanede bulmuştu. Meyhane ona sıcacık bir kucak olmuştu. Bu sebeple şoför nereye diye sorduğunda hiç tereddüt etmeden Eleniye demişti. Anlı babasının kırbaç yarasıyla kanamıştı ama ondan beteri yürek yarasıydı. Eleniye giden yol kara kısmetin evin önünden geçiyordu. Ev iki katlı, caddeye bakıyor, arkası bahçe. Caddeye bakan cephede iki kapı var. Yan yana. Birinden girersen oracıkta bir kiler ve ardiye. Ki kısmet orayı aynı zamanda depo olarak da kullanıyor. Merdivenli üst kata eve çıkılıyor. Yanındaki kapı halk pazarının kapısı. Kısmet burada parça kumaş, çeyizlik, tuhafiye, terlik, kadınların alacağı her şeyi satıyor. Ucuzcu. Eskiden pazarcı olduğu için kasaba kadınları onu tanıyor. İşi iyidir. Dükkanın önünde Neşe'nin tezgahı var. Neşe orada kolye, küpe, güneş gözlüğü, yüzük, bilezik, benzeri şeyler ve kendi yaptığı takıları pazarlıyor. Ev kapısının yanında bir sedir var. Sedirin üstü asma çardak. Sedirin önünde bir masa ve haliyle sandalyeler. Bu çardak altı kısmetin komşularının buluştuğu yer. Bilhassa yaz akşamlarında oraya toplanır, çay içer, çekirdek çıtlatır, dedikodu eder, lafın belini kırarlar. Erkekler nerede? Erkekler kahvede. Akşam ezanının ardı sıra erkekler yemek, yiyip kahveye yollandıklarında komşu evlerden birinin penceresi açılır. Bir kadın, kız neşe, semaveri yak, geliyoruz deyiverir. Neşe dünden hazırdır. Semaveri yakmak ayrı zevk, odun kokusu almak ayrı zevk, eğri büğrü çıkan dumanına bakamak ayrı. Tutamaz kendini. Bir türkü patlatır. Bugün ayın ışığı, elinde bal kaşığı. Yine nereden geliyorsun da mahlenin yakışığı. Sen neredesin neredesin? Kaldır camın perdesin. Diyeceğim çok ama da pek kalabalık yerdesin. Sesi güzeldir. Kadınlar türkü ister, şarkı ister. Hiç nazlanmaz söyler. Sohbet gecenin ilerleyen saatlerine kadar sürer. Bakarsın kısmetkilere girip turşu küplerinin patates çuvallarının arasından bir karpuz çıkarıp gelmiş. Karpuz bir tepside çatırdayarak kesilir. Kan kırmızı çıkınca hay maşallah çekilir. Gecenin kapanış sahnesidir artık. Herkes evine gider. Kısmet esneyerek ben yatıyorum masaya topla diyerek kaybolur. Sessizlik el verince kaptanın ıslığı duyulur. Bundan sonra zaman Kaptanla Neşe'nin çardak altında geçirecekleri muhabbet zamanıdır. Laf döner dolaşır gelir Neşe'nin ne zaman söz kesiyoruz, ne zaman nişan yapıyoruz sorularına dayanır. Kaptan sürekli aynı mazereti ileri sürer. Sabret güzelim sabret. Şu ilk transferi yapayım, cukkayı cebe indireyim, sözü de keserim, nişanı yaparım. Neşe'nin bu laflara karnı doymuştur artık. El diline sakız olduk sakız. Ben onların ağzını kapamayı bilirim. Hıh bilirmiş. Sen şu top işini bırak da babanı razı et Koca Hamit Bey. Babamı karıştırma. Biliyorsun aramız bozuk. Düzelsin efendim, düzelsin. Düzelsin de ben de konağa gelin gideyim. Futbol, mutbol başka bildiğin yok. Sefanın damarına basılmıştır. Aniden ayağa kalkar. Portakal, orada kal. Mesleğime laf ettirmem. Hıh, çiçeğimin mesleği. Ben o çiçeği sana yediririm amma. Hadi yedir. Yedir de görelim. Muhabbetle başlayan münasebet kavga ile sona erer. Ama ne zamana kadar? Bir sonraki geceye kadar. Bunlar genç işte. Başlarında kavak yeli esiyor. Gölet cinayetinde polis bir sonuca varamadı. Hamit Efendi de gidip ifade verdi. O da bu işin altında ne çıkacak diye merak ediyordu. Dediğimiz gibi hiçbir şey çıkmadı. Sade Deli Dursun'u biraz sırpaladılar. Öldürülen kadın sağlık ocağı hemşerilerinden hülya, bekar, ailesiyle kasabada yaşıyor. Kimseyle bir sıkıntısı yok. Neşeli, yaşı geçkin olmasına rağmen geleceğe pozitif bakan biriymiş. En yakınları, akrabaları, komşuları, iş arkadaşları, herkes sorguya çekildi. Netice sıfır. İşte Deli Dursun faktörü de bu sırada ortaya atıldı. Güya sağlık ocağı önünde birkaç kez görülmüş. Bu deli dursun aniden ortaya çıkmıştı. Kasaba sokaklarında görünür görünmez herkesin çekindiği, iğrendiği biri olmuştu. Nereden, ne zaman gelmişti, kimi kimsesi var mıydı bilinmiyor. Çünkü adam konuşamıyor, duyuyor ama konuşamıyor. Sade adını söyledi. Apar topar karakola götürülünce olay şöyle oldu. Güya bu fırından ekmek çalmış çarşı esnafı adamı neredeyse linç ediyordu. Kaptan yetişip kurtardı. Oysa kimseye vurmamış, sadece kendini savunmuştu. Vurmaya kalksa birkaç kişiyi hastanelik edebilirdi. Nasıl? Adam 1.90 boyunda, var bir yüz, bilemedin 120 kilo. Kollar uzun, eller etli büyük. Saçlar kaşlara değecek kadar yakın. Gözler çipil, surat sakallı. Üstünde kirden dengi belli olmayan bir fanila altında siyah şal var, ayaklarda patlak ayakkabılar. Sorgu sual edildi, hakkında bir bilgi alınamadı. Bir gece kasabaya gelmiş, o gecenin sabahı görülmüştü. Hepsi bu. Polis civar köyler, kasabalar, hatta vilayet ile görüştü, kimse tanımıyor. Kaptan bunu aldı, önce berber tefiye götürdü. Tevfik titiz, herifi dükkana sokmadı, çırağın eline bir makine verdi, durusunu bir duvar dibine çökertip kafasını ve suratını kazıdılar. Çırak ayna tutunca Dursun aynadaki resmine baktı sırıttı. Etrafta toplananlar da ona bakıyorlardı. Tıraş bitince alkışladılar. Çok sevindi. Kaptana dönüp eline sarılmak istedi. Kaptan bırakmadı. Hadi ulan iyisin. Adama döndün işte dedi ve herifi alıp yatıp kalktığı kulüp binasına götürdü. Üstündeki paçavraları çıkartıp banyoya soktu. Hiç iğrenmeden döne döne yıkadı. Dursun'a fanila, don, çorap verdi. Ardından eski eşofmanlardan bir takım bulup giydirdi. Ayaklarına orada unutulmuş ayakkabılardan bir çift uydurdu. Ha şöyle, bak bakalım aynaya. Baktı Dursun, kendini tanıyamadı. Bir aynaya, bir kaptana bakıyordu. Sonunda aynada gördüğü kişinin kendisi olduğunu anladı. Sefa'nın boynuna sarılıp ağladı. Sefa da duygulanmıştı. Ağlama koca olan artık senin de bir evin var dedi. Sonra kendini Dursun'a tanıtmak, hiç olmazsa ismini belli etmek için bir göğsüne vurdu, bir konuştu. Bak dursun, benim adım Kaptan. Kap Kaptan. Kap Herif zorlanıyor, zorlanıyor, boyun damarları kabarıyor, gözleri beleriyor ama konuşamıyordu. Sonunda güç bela, ka, ka diyebildi. Sefa, aferin ulan, bu da yeter deyip onu dışarı çıkardı. Tiksinerek ucundan tuttuğu paçavraları verip çöp bidonunu gösterdi. At şunları da gel. Dursun'la beraber karşıdaki lokandaya gittiler. Aşçı Arif ve garsonlar Dursun'u görünce şaşırdı. Kaptan bu baya adama dönmüş be. Adam elbette. Ne diyeyim? İzniniz olursa şimdi kardeşime kuru pilav getirin. Dursun kaç zamanın açıydı kim bilir. İki porsiyon kuru pilav bir ekmek yedi. Verseler daha da yerdi belki ama Sefa yeter ulan çatlayacaksın diye onu engelledi. Çerse esnafı lokantaya girmiş Duysun'u seyrediyordu. Sefa onlara çıkıştı. Ne var be tiyatro mu oynanıyor burada? Ne toplandınız? Kaptan aklı var mı bunun? Konuşuyor mu? Tehlikeli olabilir böyle sorular işte. Dursun kalabalıktan korkmuş Sefa'nın ardına sığınmıştı. Sefa dilinin döndüğü kadar adamı kalabalığa tanıtmaya çalıştım. Kim olduğunu bilmiyoruz. Duyuyor ama konuşamıyor. Bana kalırsa hiç de korkulacak biri değil. Yeter ki siz ona saldırmayın. Vallahi şimdiden uyarıyorum. Biri dursuna sataşırsa alayınızı dümdüz eder demedi demeyin. Lakin bu izahat karakolda pek işe yaramamıştı. Gölet cinayetini soruşturan polis önce ona hemşenin fotoğraflarını göstermiş, Tanıyıp tanımadığını sormuştu. Dursun sorulara bilmiyorum, görmedim manasında başını iki yana sallayarak cevap verdi. Sefa yanındaydı. Her sorudan sonra imdat ister gibi ona bakıyordu. Polislerden biri dayanam dayanamayıp copunu çekti ve da dayayı yiyince bülbül kesilir bülbül diyerek adama yanaştı. Dursun çok korkmuştu. Oturduğu sandalyeden fırladı. Kendini duvar dibine attı, diz çöktü. Elleriyle başını saklayarak inlemeye başladı. Copu çeken polis dahil herkes şaşırmıştı. Sefa, bırakın adama. Bakın nasıl korkuyor. Sanırım bunu çocukken çok dövmüşler. Garibanın teki. Lütfen bırakın gidelim dedi. Karakoldan birlikte çıktılar. Dursun bir gidiyor, bir geri dönüp bakıyordu. Sefa'nın eline sıkı sıkı sarılmıştı. Sefa onu Yüncü Hacı Abdullah'ın ambarına götürdü. Hacı İstanbul tüccarına toptan yün veriyor. Karşılığında başta bayı olmak üzere Nalburi'ye alıyor. Bunu da hem kasabaya hem civar köylere pazarlıyordu. Kasabaya birinin geldiğini o da duymuştu. Ambara girince ilk sözü deli bu mu oldu. Sefa gülerek deli değil be hacı abi garibanın teki. Hele oturun bir çay içelim anlarız. Oturdular. Çaylar geldi. Sefa olanı biteni hacıya nakletti. Ben buna kefilim hacı abi. Dozer gibi adam. Yükleme boşaltma her işi yapar. Boğaz tokluğuna. Yo öyle deme. Hak geçer sonra. Öteki hamallara ne veriyorsak buna da onu vereceğiz. Hacı abi bu adam temiz, zararsız. İt azıtır gibi değiştirip buraya atmış gitmişler. El birliğiyle bakalım şuna. Deli filan değil. Bakarız tasalanma. Senin ambarda kalsa diyorum. Hem bekler burayı, kimseye yaklaştırmaz. Hacı Dursun'a dikti gözlerini. Ne diyorsun? Kalır mısın burada? Neydi bunun adı yahu? Dursun. Sade adını biliyor o kadar. Dursun sana burada bir yatak yapalım. Anahtarları veririm. Ambarı açar, kapatırsın. Anlaştık mı? Dursun gülümseyerek başını, olur manasında sallıyor. Saflığı hacıya da etkiledi. İyi bu çocuk. Ben adamı gözünden anlarım. Sefa kalkıyor. Ben buna limanı, sebze halini gezdireyim. Toptancılarla tanıştırayım. İyi olur. Ben de şu yatak işini halledeyim. Sefa Dursun'u hal esnafına ve limandaki tüccara tanıttı. Oralarda çalışan hamallara tembih etti. Ezmeyin adamı. Garibandır. Merak etmeyin. Kimsenin ekmeğinde gözü yok. Geçen zaman içinde dursun, hacının ambarında yatıp kalkarak mekana alıştı. Gerçekten çok güçlüydü. 3-4 hamalın yapacağı işi tek başına yapıyordu. Esnaf onu kollamaya başladı. İşi bitince cebine para sıkıştırdılar. Lakin şu delilik meselesi. Sefer ne kadar deli değilse de adamın tuhaf halleri vardı. Mesela cuma namazına camiye gidiyor, en arkada cemaate uyarak yatıp kalkıyor. Camiden çıktıktan sonra önüne geleni cebindeki parayı dağıtıyordu. Almayan olursa bayağı kızardı. Baharda kendini kırlara vurur, bir zaman ortalarda gözükmez, sonra kucağında bir demet kır çiçeğiyle döner, çiçekleri yemek yediği lokantaya, hacıya, sefaya, sevdiği kişilere verirdi. Ne var bunda? Peki, sokak köpekleri ile yemeği paylaşması, hayvanseverlik, polisler geçerken selama durması, korkudan, Davul zurna sesini duyunca oynamaya başlaması, içindeki çocuk yüzünden mezarlıkta yatıp kalkması, kaç kişiyi korkutmuştu hortlak diye. Onu bilemem. Bir de şarap şişesiyle nevaliye yüklenip dalga kıranın en ucuna giderek ziftlenmesi. Bak bunu kaptana soracaksın. Birlikte içiyorlar çünkü.